Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ankebut suresi 36-40. Ayetler arasını ele alacağız. Allah-u Teala burada geçmiş kavimlerin ibretli durumlarını bize nazara veriyor ve almamız gereken dersleri bildiriyor. Şöyle ki, ve ilâ Medyen'e ehâhum Şuayb'e, Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Burada kardeşleri denilmesi, normalde peygamberler kendi kavimlerindendir. Yani dışarıdan biri değildir. Onların bildiği, tanıdığı, edebiyle, ahlakıyla, dürüst tavırlarıyla takdir ettikleri, önceden bildikleri kimselerdir. Medyen, Hazreti İbrahim'in oğullarından oluyor, torunlarından. Oraya gelip yerleşmiş ve artık zamanla o belde onun ismiyle anılmaya başlamış. Medyen ahalisi. Medyen ahalisine kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Hazreti Şuayb Hatibul Enbiya olarak ifade edilir. Peygamberler içinde hitabetiyle en meşhur olanlarından, hitabet yönü çok güçlüymüş, kuvvetliymiş. Fekale dedi ki, ya kavmim, ey kavmim, ubudullâhe, Allah'a ibadet edin, Allah'a abdolun, vercul yevmel ahir, ve ahiret gününü ümit edin. Yani ahiret günü var, ahiret gününe kavuşacağınızı, Rabbinize mülaki olacağınızı ümit edin ve ona göre de gereğini yapın. Yani Allah'a iman, ahirete iman. İmanın iki temel esası ve insan Allah'a iman, ahirete imanla hayatına bir nizam koymuş olur, hayatını nizama sokar ve dünyada varlığı bir kıymet kazanır ve aynı zamanda gideceği bir alem vardır. Ona göre de hazırlık yapması gerekir. Ve la ta'thav fil ardı mufsidin, yeryüzünde müfsitler olarak ortalığı karıştırmayın. Hazreti Şuayb'ın kavmi özellikle ölçüde ve tartıda dikkat etmezlermiş. Alırken fazla almak ama verirken noksan tartmayı marifet zannederlermiş. Kur'an-ı Kerim Hazreti Şuayb'ın kavmini anlatırken özellikle ölçüde ve tartıda noksanlık yapmalarını nazara veriyor. Fekezzebuhu, onlar ise onu yalanladılar. Feahazethumur racfetu, ve sarsıntı onları yakaladı. Yani şiddetli bir sarsıntı, deprem gibi bir sarsıntıyla onlar sarsıldılar. Fe asbahu fi darihim cathimin, kendi diyarlarında yaşadıkları o beldelerde yere çöküp kaldılar. Dizüstü çöküp kaldılar. Yani toptan bir helake maruz kaldılar ve bunun neticesinde cesetleri böyle dışarıda çökmüş vaziyette gözler önünde oldu. Ve Aden ve Semud'a, Ad ve Semud'a da peygamberler gönderdik. Onları da netice itibariyle haddi aştıklarında cezalandırdık. Ve gad tebeyyene lekum fi mesakinihim, onların meskenleri, yaşamış oldukları yerler size malumdur. Yani burada ayetin ilk muhatapları itibariyle Ad ve Semud kavminin yaşadıkları yeri bilen kimselerdi ve onlardan geriye kalan harabeleri Araplar bilmekteydi. Ve zeyyene lehumuş şeytanu a'maluhum, şeytan onlara amellerini süslü kıldı. Yani bu şeytanın yaptığı şeylerden birisidir. Pisliği insanlara güzel bir şey gibi takdim eder. Kötülüğü insana yaptırırken kötülük olarak değil de sanki iyi bir şeymiş gibi yaptırır. Ve bu şekilde insanlar kötü amelleri işlerken bunu iyi bir şey zannederek yaparlar. فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ, ve onları yoldan, Allah'a giden yoldan, doğru hak yoldan alıkoydu. وَكَانُوا مُسْتَبْصِر۪ينَ, halbuki gerçekleri görebilecek kimselerdi. Yani Ad kavmi, Semud kavmi, bunlar gerçekten kapasiteli insanlardı. Akılları başlarında, değerlendirebilecek durumdaydı. Ama şeytan onlara kötü amellerini güzel gösterince, onları yoldan çıkarınca gerçekleri göremediler. Malum insanın gözü normalde etrafı görür.
ama gözüne bir perde geldiğinde göremez. Bazen bu küçük bir şey de olabilir. Gözünün önüne gelen küçük bir şey onun görmesine engel olur. İşte bunlar normalde akılları başlarında insanlar olmakla beraber gerçekleri göremediler. Şeytan bunlara kötü amellerini güzel gösterdi ve onları hak yoldan, doğru yoldan saptırdı. Bunun neticesinde helak olup gittiler. Ve Karun ve Firavun ve Haman. Karun, Firavun ve Haman. Bunlar da yine helak edildi. Ve lekad ca'ahum Musa bil beyinatim. Musa bunlara apaçık delillerle, mucizelerle gelmişti. Festekberu fil ardı. Ama bunlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve kanu ve ma kanu sabiqin. Ve bunlar bizden kurtulamadılar da. Yani bu şekilde kurtulacaklarını belki zannettiler ama bizden kurtulamadılar, kaçıp kurtulamadılar. Burada Karun, Firavun ve Haman. Karun zenginlik noktasında, işte zenginlikte prototip tarzında çok büyük bir servet sahibi ama servetini hak yolda kullanmıyor, şımarıklıkta kullanıyor ve Hazreti Musa'ya iftira etmiş. Bunun neticesinde kavminin gözlerinin önünde sarayıyla beraber, hazineleriyle beraber yerin dibine geçirilmiş. Firavun kendisi müstebit bir hükümdar, kendini ilah kabul ettiren birisi, öyle zanneden birisi ama neticede o da suda boğulanlardan birisi oluyor. Haman, Firavun'un veziri. Firavun yapmış olduğu icraatı tek başına yapmıyor. Ehli Firavun var, Firavun hanedanı ve bu hanedan içerisinde Haman gibi önemli görevlerde bulunanlar var. Ve o da helak edilenlerden. Feküllen ehazna bizenbihi. Biz bunların her birini günahıyla yakaladık. Yani demek ki günahlar belayı celbediyor. Nasıl ki bir insan çok taşkınlıklar yapar, neticede kendisine ceza verilir. Taraf ilahinde de bir ceza sistemi var. Allah-u Teala normal şartlar altında halimdir. Hemen bir anda ceza vermez. Ama bu gibi artık zulmü yere göğe sığmaz olmuş, bu hale gelmiş olanlara Allah-u Teala şu imtihan dünyasında da ceza veriyor. Ve burada ilahi adalet kendini gösteriyor. İlahi adaletin iki ciheti var. Bir kısmı tümüyle diğer aleme bakıyor. Diğer alemde tecelli edecek. Bir kısmı da bu dünyada. Adalet iki kısım. Biri müsbet, biri menfi. İşte müsbet olan hak sahibine hakkını vermek ve mükafat verilecekleri mükafatlandırmak. Diğer yönü ise suç sahibine ceza vermek. Allah-u Teala mesela peygamberlerine, sevgili kullarına şu dünyada bütünüyle mükafat vermiyor. İç dünyalarında huzur, iç dünyalarında nice Rabbani fütuhat, bunlar peşin birer mükafattır. O işin ayrı bir yönü. Ama doğrudan bir cennet şeklinde mükafat da bu dünyada yok. Hatta en fazla belaya, sıkıntıya maruz kalan başta peygamberler, sonra derecesine göre diğer insanlar oluyor. Öte yandan Karun gibi, Firavun gibi, Haman gibi, Nemrut gibi olanlar hemen bir anda ceza görmüyorlar. Ama zamanı geldiğinde de Allah mühlet vermiş olsa bile ihmal etmiyor. Netice itibariyle şu dünyada da onları cezalandırıyor. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبَ. Bunlardan bir kısmının üzerine taş gönderdik. İşte Lut kavmi gökten başlarına indirilen taşla helak edildi. Ve minhum men ahazatu sayha. Bir kısmını çok şiddetli bir sayha yakaladı. Yani çok şiddetli bir gürültüyle yakalandılar. Bu bir deprem olabilir veya Cebrail'in doğrudan bir sayhası, imkanet illa sayhatan vahide gibi şiddetli bir sayhayla, bir gürültüyle helak edildiler. Ve minhum men hasafna bihil ard. Bir kısmını yerin dibine geçirdik. Bu da Karun gibi. Karun sarayıyla ve içinde hazineleriyle beraber
yerin dibine geçirilmiş. Ve minhum men evragne, ve onlardan bir kısmını da biz gark ettik, boğduk. Bu da mesela Hazreti Nuh'un kavminin suda boğulması, tufan olayı gibi, veya Firavun ve adamlarının Kızıldeniz'de suların birleşmesiyle boğulmaları gibi, bu şekilde onları helak ettik. Ve mâ kânallâhu liyazlimahum, Allah onlara zulmediyor değildi. Yani Allah onlara böyle ceza vermekle haksız bir ceza vermiş değildi. Velakin kanu enfusuhum yazlimun, lakin onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Yani onlar kendi nefislerine zulmettiler. Allah da onları bu şekilde cezalandırdı. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de zulmün değişik enva'ı nazara verilir. Mesela hukukullahı yerine getirmemek, hukukullaha tecavüz, bu bir zulümdür. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük bir zulümdür. Öte yandan başkasının hukukuna tecavüzde bulunmak, hırsızlık gibi, gıybetini yapmak gibi, bu da yine bir zulümdür. Öte yandan bir kimsenin Allah'ın ona verdiği kabiliyetleri iyi yönde kullanmaması, verdiği imkanları değerlendirememesi, bu da bir zulümdür. Kişinin kendi nefsine zulmetmesidir. Bütün günahlar bir yönüyle kişinin kendi nefsine zulmetmesi anlamına gelir. Mesela Allah'ın verdiği aklı dalaverede kullanmak, tefekküre sevk etmemek akla zulümdür. Mideye haram lokmaları koymak mideye zulümdür. Gözü ibrete, hikmete çevirmek yerine harama çevirmek göze zulümdür. Kulağı devamlı haram şarkıları, kötü konuşmaları dinlemeye yöneltmek, yönlendirmek kulağa bir zulümdür. Bu manada insanın kendi nefsine de zulmetmesi söz konusu. Demek ki bunlar kendilerine zulmediyorlardı ve bunun neticesinde taraf ilahiden böyle bir ceza kendilerine verildi. Bunları okuduğumuzda insan elbette şunu da düşünüyor. Günümüzde de bir takım tufanlar oluyor. İşte tsunamiler oluyor, depremler oluyor. Veya işte gökten bir takım afetler geliyor. Diyelim ki yağmur yağıyor ama her tarafı sel basıyor. Bir nevi tufan gibi. Öte yandan bazı yerlerde kuraklık oluyor. Bunları böyle düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu olayların benzerini şu anda da yaşadığımızı söyleyebiliriz. Günümüzün de Karunları vardır. Çok zengindir bir zamanlar ama ardından belki yerin dibine batırılmaz ama yerin dibine geçirilir adeta. Kendisi sıfırlanır. Bunları görüyoruz. İşte yaşadığımız zaman diliminde nice zalim diktatörün, zalim idarecinin halk tarafından görevden alınması ve netice itibariyle cezalandırılması, bu gibi durumlar görülmektedir. Mesela Romanya'da olduğu gibi yılların diktatörünün halk tarafından indirilmesi gibi. Bu manada dünyanın hemen her tarafında Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu ceza verme, taraf ilahiden verilen ceza kendini göstermektedir. Bununla alakalı belki şu hadisi de bu münasebetle hatırlayabiliriz. Ez-zalimu seyfullah yentagimu bihi. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah bununla intikam alır. Sümme yentagimu minhu. Sonra ondan da intikam alır. Demek ki bazı zalim olanlar bile bir takım adaletin yerine gelmesinde adeta ilahi bir kılıç gibi görevlendirilebiliyor. Bu kendisine bir şeref kazandırmıyor. Niyeti öyle değil zaten. Ameller niyetlere göre Allah onu orada kullanıyor tabiri caizse. Ama daha sonra ondan da yine intikam alıyor. İnsan yine bunları böyle düşündüğünde kendine bir bakmalı. Acaba ben bu işin neresindeyim? Ve başımıza bir takım böyle felaketler, musibetler gelir. Elbette bunlar da bir takım kusurlarımıza ceza olarak gelmektedir. İşte buna şefkat tokatları, böyle bir ifade kullanılmıştır. İnsan bu noktada bunları taraf ilahiden bir uyarı olarak görmelidir. Mesela merayı tecavüz eden bir koyun çoban tarafından kendisine bir taş atıldığında aklını başına alır.
der ki burası bize yasak, burada bulunmamız uygun değil ve oradan döner. Yasak araziden dönmüş olur. İşte herkes şöyle kendine bir dönüp baktığında zaman zaman kader canibinden bir takım musibet taşlarının isabet ettiğini görürse elbette bu taraf ilahiden bana bir uyarıdır demesi gerekir ve ona göre kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Bunun için tevbede, istiğfarda bulunmak asli görevlerimizdendir. Masum insanlar değiliz, günahlarımız var. Tevbe, istiğfar bizi bunlardan temizlemiş oluyor. Öte yandan başımıza gelen bir takım musibetler, hastalık gibi, kaza gibi bir takım musibetler, bunlar da bize bir takım uyarılar, taraf ilahiden uyarılar, Allah mesajını bu şekilde de veriyor. Demek ki bütün yaptıklarımız Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında ve Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Deyyan. Deyyan, cezalandıran anlamında. Cenab-ı Hak alemlerin Rabbidir ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Onun ceza vermesinde de yine rahmetinin tecellileri vardır. Bazen kahır görünümü altında Allah'ın lütfu tecelli eder. İşte bir insan taraf ilahiden bir şefkat tokatına maruz kaldığında aklını başına alabilir ve böylece cehennem ateşine düşmek gibi taşkınlıklardan korunmuş olur. Cenab-ı Hak hepimizi büyük küçük günahlardan muhafaza eylesin ve tam bir istikameti bizlere nasibi müyesser eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.